Salfabar'ın hazırladığı Entrofisane'de gerçekleşen Ozi ile Salpalay'ın farklı yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu akşam ülkenin bir klişe olacak yine. Gelecek vaden rap yıldızlarıyla beraberiz. Efendim onlara bir alkış şanışer. Sokak ve Kezya bizimle beraber. Ve tekrar tekrar bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hiçbirinizi göremesem de şu spotlardan yine de sağ olun. Güzel bir kalabalık var. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize, söyleşimize geldiğiniz için bizi kırmadınız. Nasıl keyifler? Eyvallah. Nasıl başlayalım? Şanışer senden başlayalım şöyle. İyi vallahi teşekkür ederim. Harikasın. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Süper. Sizlerle daha iyiyiz bu akşam. Böyle bir rap sohbeti yapacağız. Tabii onun dışında başka şeyler de konuşabiliriz ama genelde konuklar rap müzisyeni olunca daha çok rap konuşulacak gibi oluyor ya da öyle ilerleniyor. Bakalım artık akışa göre devam edeceğiz. Sokrat sen de hoş geldin. Sen nasılsın? İyi. Çok güzel gidiyor. Etkinlikler sadece etkinliklerle geçiyor diyebilirim. Onun dışında yeni birkaç tane iş yaptım. Bir tanesi yakında çıkacak. Hala tarihi belli değil ama güzel her şey. Harika. Kezo sen de hoş geldin. Kezo ile biz İstanbul il sınırından birlikte geldik bugün. Aynen. Ben Edirne'den çıktım abi. Seninle buluştum. Sonra sen sınır taraflarında. Aynen. Sen nasılsın dostum? İyiyim yani ben çok iyiyim. Sağlık açısından süperim. İşte takılıyoruz öyle. Stüdyoda çalışıyoruz. İşte müziğin emekçiliğini yapıyoruz. Konserler var yakında, yakın zamanda olacak. Onlarla uğraşıyoruz. Yeni projelerle uğraşıyoruz stüdyoda. Kendi işlerimizle uğraşıyoruz. Başka insanların işleriyle uğraştığımız gibi. Güzel yani. Müzikle yaşıyoruz yani. Evet. Dostlarla daha önceden bir tanışıklık var mı? Var. Daha önce beraber... Samet'le çok eskiden tanışıklık var Sokrat'la. Şanışer'le de yakın zamandan benim son çıkan albümümde Şanışer'le bir şarkı yapmıştık. Çok da mutluyum yani bu şarkıdan ötürü. Çok memnun olduğum bir iş oldu. Şimdi müziklerini beğendiğim arkadaşlar. Evet. Kendilerini yani. Ben son Şanışer konserinde Beylikdüzü'nde kendimi terastan aşağı atıyordum. Yeah. O bir tane şarkısı var onun. Niye? Acayip. Hayır çok böyle dramatik bir gece yaşıyordum. Üzerine bir de o beni efkarlandırdı o şarkı. Sonra kuliste de söyledim ya sana. Aynen. Ben anladım. Aynen. Gece, değil tamam, mi? Şarkı. Tamam. Ama çok güzel bir şarkı. Orada da zaten eyvallah, böyle pik yaptı seyirci. O akşam da harikaydınız. Tekrar elinize sağlık. Çok sağ olasın. Şimdi hikaye şu. Yolda da mesela biz Kezo ile konuştuk. Bundan çok çok zaman önce mesela Türkiye'de rap yeni yeni böyle başladığında bazı gruplar ve sanatçıların böyle var olmaya başladığında böyle enteresan bir şekilde gereksiz bir diss ve işte birbirini sevmeyen müzisyenler ortaya çıkmıştı. Ve uzun zamanda öyle ilerlemişti o hikaye. Şimdi mesela yeni jenerasyon ya da daha genç arkadaşlarımız da harika bir şekilde bu yok yani çok güzel. Ve birbirini daha çok destekleyen bir kitle var artık. Rap müzisyenliğinden bahsediyorum. Belki siz işin içini biraz daha biliyor olabilirsiniz. Belki ben yanlış düşünüyor olabilirim ama genel olarak sanki şimdi daha çok böyle rap müzisyenlerinin birbirine desteği, featuring olsun, onun konserine gidiyor, ona destek oluyor. Doğru mu düşünüyorum? Yani. Çok da değil ama öyle bu yani Türkiye'ye bu Türkiye'ye yandım, özgü bir şey de değil ya. Bu artık kültürün doğasında mı var, insanın tohumu mu pis? Yani Amerika'da da oluyor hala. Bak bir şey öğrendim. Ne olmuş biliyor musun? Bu Ja Rule'la 50 Cent'in arasında bir kavga varmış yıllardır. Ja Rule bir konser yapıyor. Daha geçen hafta falan. Öndeki 500 bileti satın alıyor 50 Cent. Tek başına geliyor, oturuyor, boş salona konser verdirtiyor Ja Rule'a. Yani oluyor abi böyle şeyler. Evet, ciddi kötülük olmuş ama sanki şu an daha az gibi o düşmanlık ya da çekememezlik gibi geliyor. Ben gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Böyle hep araya girmek istedim abi. Sen gir hep araya gir. Söylerken şey, çünkü para kazanmaya başladık. Evet. Çok mu, ne kadar olduğu hani böyle tartışılır ama o döneme göre, eski dönemlere göre herkes ekmeğini daha iyi kazanabiliyor. Dolayısıyla kimse kimsenin tavuğuna kış demiyor. Kış demiyor, bravo. Yani ben en çok tavuğuna kış denen adamlardan biri olarak
o zamanlar yani o eski dönemlerde biraz daha iyi kazandığım bazı arkadaşlar çok fazla yüklenirlerdi. Şimdi hepsi para kazandığı için şu an huzurluyum. Umarım kazanmaya devam ederler yani. Konserler nasıl gidiyor? Ne yoğunlukta? Konserler abi, yani benim şu anda, ben şu son 2 aydır 3 aydır düğün müğün falan filan, ben pek konser yapamadım. Düğün derken ha, kendi düğünler. Evet evet, o açıdan böyle yapamadık ama şu anda şu önümüzdeki 1-2 ay benim açımdan biraz yoğunlaşmaya başladı. İyi gidiyor eskiye göre. Eskiyi düşünecek olursak çok şey, yani rap müzisyenleri açısından konser organizasyon etkinlik anlamında olaylar yani şu anda süper gidiyor bence. İnşallah daha da iyi olur diye düşünüyorum. Albümün yayınlandı Sony Müzik'ten. Ne evet. kadar oldu çıkalı albüm? 3. ayda çıktı. 10. aydayız, hatta 11. aydayız. 7-8 ay oldu falan evet. filan. Valla iyi yani, güzel. Yani sıkıntı yok. Güzel gidiyor. Bu arada mesela ben şeyi de düşünüyorum. Hani işimiz gereği plak firmalarıyla devam böyle irtibatta olduğumuz için hep böyle bir alternatif olarak kaldı. Hep popüler kültürün dışında kalan bir tarz oldu. Ve artık büyük firmalarının, o label'ların da bu müziğe destek olması bu anlamda. Çünkü abi artık popüler okay. kültür bu oldu yani. Çocuklar, bu geriden gelenler, bizden sonraki nesiller, hatta sen yani hı-hı, bunu hı-hı. daha iyi gözlemlemişsindir yani. Hı-hı. Artık popüler kültür bu olduğu için bu müzik şirketleri de yani boşa kurşun atmıyorlar ki. Adamlar diyorlar ki bunlar tabii. geliyorlar ve biz bunlara oynamamız lazım. Biz de salak değiliz, her şeyin farkındayız. yani biz de bunu görüyoruz. Mesela sen diğer albümü Türk halk müziğine çevirsen mesela. Kezzo olarak anlaşıp acaba iptal ederler mi sözleşmeyi? Ederler. Hatta küfür et döverler. yani evet. Yani yok ya, bu işin şakası tabii de. Ya şey, bu şu anda bayır aşağı inen bir şey olduğu için evet. onlar da bundan şöyle yani, bir memnunlar var. Yani. Şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla her rapper'ın da hard copy CD'si basılmıyor tabii, değil mi? Dijital platform. Mesela senin full albümün CD olarak basıldı mı? Ha, son albüm. Ha, bastık. Bastınız. Bastık. Bir koleksiyoner seri gibi bir şey bastık. Hı-hı. Ama bu sadece rapçiler için değil ki artık. Evet. Hiç basılmıyor. Basılmasın da zaten. Mantıksız bir şey yani. O kadar plastiğe de gerek yok zaten ya. Üretmeye. Dünyaya zarar yani. Binlerce basılıyor. Doğru söylüyorsun. Pekala. Senin konserler nasıl? Yanlışlar. İyi valla. Konserler yoğun. Bayağı yoğun. Hastalık falan yaşıyorum arada. Geçmiş olsun. Şu an rahatsız mısın? Evet, aynen. Çok hastayım. Gerçekten çok hastayım. Öyle mi? Hayatımda ilk defa kortizon kullanıyorum. Böyle şey yani, acayip bir mevzu. Yani 2 gün önce falan ayağa kalktım. Bir haftadır ölü gibiydim. Değişik bir şeymiş. Nasıl toplayacağım da hiç bilmiyorum yani. Nasıl bundan sonraki hayatıma nasıl devam edeceğim bu tempoda hiç bilmiyorum. Ama tabii şikayetçi değilim yani. Her şey güzel. Sahneye çıkınca da şey, değil mi? Okey yani. Hani belki 15 dakika öncesine kadar böyle şey olur. Belki hasta hissedersin. Etik konser verecek falan. Etiği. Ama çıkınca sahneye bir enerji geliyor. Ya tabii canım, yani orada sen gelen insanlarla beraber farklı bir dünyaya geçiyorsun. Show must go on durumları. Orada hayat devam ediyor. Sokrat'ın zaten solo işleri var ama genelde böyle birlikte bir sahne alma durumunuz mu var? Evet, evet. Bu sene komple program birlikte. Aha. Onun dışında zaten bir tane solo konser var. Hı-hı. O kadar. Arkadaşlık böyle çocukluktan falan gelen böyle bir yakınlık, bir dostluk var herhalde. 10 sene oldu mu? Oldu değil mi? 10 sene. Tabii 10 sene önce ilk şarkımızı yaptık işte 2008'de. Evet. Birlikte aynen. söylediğiniz bir şarkı. Aynen. Yani biz yıl 2007 ya da 2006, yılı tam hatırlamıyorum ama MySpace döneminde ben Sarp'a mesaj attım. O zaman o hangi albüm oluyor bilmiyorum. Ludovico'nun ilki miydi yoksa ondan önceki miydi hatırlamıyorum ama inanılmaz etkilenmiştim. Büyülenmiştim böyle. Türkiye'de böyle rapçiler var mı? İnanamıyorum diye. Sonra, kim bu falan? Böyle aynen. rap mi olur falan? Hani benden, ben ve Şahan Işarşı dedim yani. Güçlerimizi birleştirdik. Şaka bir yana şey böyle hayranlık dolu bir mesaj attım. Ve biz o şekilde tanıştık. Daha sonra da zamanla çok iyi iki arkadaş olduk. Harika, harika. Çok güzel. Var mı soru? Alabiliriz öndeki arkadaşımızı. Ben iki soru soracağım. Sarp abiye soracağım. Buyurun. Ben soruyu düşünerek soracağım. Hepsi için geçerli. Tabii, buyurun. Abi bir şey soracağım. Yani şimdi yaptığın galiba single'lar gelecek senin. Nasıl? Aynen, aynen. Bu rapçilerle falan olacak mı? Ezel, kontra falan onlar. Yok. Biz ünlü rapçisi miyiz oğlum? Benim.
az ünlü mü oluyor? Çok daha fazla ünlü gibi falan. Çok çok daha ünlü. Yok yok, şaka hayat yapıyorum ya, şaka yapıyorum. Bir soru daha soracağım abi. Buyurun buyurun. Nefret ettiğiniz rapçiler var mı abi? Hiç sevmediğiniz böyle. Çok güzel. Gıybet time. Kimden nefret ediyor? Kameraları kapatalım, sonra tekrar açarız. Sokrat kimden nefret ediyor? Az sonra falan. Yani... var. Yok ya, yani şey, işin nefret boyutunda bir şey yok ama tabii en az 20 tane 30 tane insan var bu piyasada. Herkesle aynı şekilde enerjin tutmuyor. Dolayısıyla böyle çok haz etmediğim insanlar var ama öyle nefret ettiğim falan yok. O hardcore oluyor biraz da, sevmediğin değil de veya şey olabilir mesela, çok aranın iyi olmadığı gibi mesela olabilir. Nefret biraz hardcore kaçabilir, evet. Gözünü şişirmek istediğin var mı falan gibi. Mesela o derece yoktur yani. Sonuç olarak. Ha, o var. O var. O da var. Bu da beni hep terse düşürüyor. Ben susuyorum, konuşmuyorum. Yok ya, artık şey, kimse kimseden de o kadar çok nefret etmiyordur herhalde. Yani öyle bir büyüğü yoktur herhalde diye düşünüyorum. İsim versen olmaz mı? Nefret i̇sim, eden... isim versem olmaz. Prim yaptırırız şimdi. Nefret edenler yani. Ben sana söyleyeyim. Efendim abi? Nefret edenler çok yaşlandı, çok old school kaldı. Evet abi. Peki, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hayran olduğun ülkeden birisi var mı ya da yurt? Fuat Ergin. Fuat Ergin. Aynen. Eyvallah. Tanıştın veya bir iş yaptın. Tabii tabii. Beraber iş, şimdi söylememde sakınca herhalde onun albümü çıkıyor şimdi. Aha. Onun albümünde iki tane düetimiz var. Ondan çok önce güzel. İş yapmadık. Fuat abiyle de ben 2010 falan herhalde, değil mi? Miller Müzik. 2009'da... Sen bilmiyorsun, baba biliyor. 2009. 2009 diyenin soru sorma hakkı da oldu. 2009'da Miller Music Factory diye bir yarışma vardı. Oraya katılmıştım. Orada o jüriydi. Orada tanışmıştık ilk defa. Çok acayip büyülü bir akşamdı ya benim için. Çok değişikti. Yani... yani birinci olmuştum, ayıptır söylemesi. Çok çok mütevazi çocuk ya. Şey, beta falan vardı, onu yenmiştim. Yo, beta çok yakın arkadaşım olduğu için onu söyleyebilirim. Beta'dan nefret ediyorum. Bak, Sokrat'ın nefret ettiği bir adam çıktı işte. Yani rahat rahat söyleyebiliyorum. İzlediğinde muhtemelen aa diye katılıp güleceği için rahat rahat söyleyebilirim. Kezo, senin nefret ettiğin birileri var mı? Hadi sen de çok sevdiğin birisini söyle ya. Çok sevdiğim. Evet. Şu an sen. Çok sevdiğim birisi APO var yani. APO. Abim yani. İyi bir abimizdir. 9 canlı var. Recai abi. Nefret ettiğim yok da yanlış bulduğum var. Yani. O olabilir. Evet, olabilir. Çünkü bu kültüre yanlış gelenler var yani. Bence... Hadi söyle hepin. Yok. Söyle. Söyle. Ben söylesem bir şey değişmez zaten. Çok dinlenmiyorum ben yani. Niye? Bayağı takipçin var senin de canım. Bayağı sevenin var. Var ya da yok. Ama şey, ben öyle bir yanlış bulduğum şeyler var. Olaylar, mevzular var zaten. Yolda gelirken seninle de konuştuk. Yolda konuştuklarımızı şimdi söylesek burada. Aynen. Bence 5 milyon tık alır minimum. 5 milyonla aslında keşke yani. Öyle bir arabaya kamera koysaydık abi. Evet. Evet, yanlış bulduğum şeyler var ama özellikle yani nefret ettiğim arkadaş, şu arkadaş sormuştu sanırım. Yani nefret ettiğim kimse yok çünkü bu bir iş yani, bu bir müzik. Ben kimseden öyle kolay kolay nefret etmem. Evet. Bana ters bir şey yani, nefret evet. Bana ters bir şey. Çünkü ben dünyada böyle bir şey, sevgi yumağı, adalet hesabı böyle o açıdan, o pencereden bakan bir adamım her zaman. Klipler, yeni klipler falan var mı? Böyle yeni çektiğiniz ya da çekeceğiniz bir şeyler var mı? O anlamda, görsel anlamda bir şeyler var mı? Çünkü benim insanlar yok. Sevdiğimizi seni hani görmek de istiyor ya, ekstra. İstanbul'un çok çok uzak diyarlarında yaşayan rapperlar da var. İzlemek istiyorlar. Var mı öyle bir şeyler? Valla ben 3 hafta önce bir klip çıkardım en son. 2 hafta. 2 hafta önce bir... klibim çıktı. Hı hı. Şimdi başka da daha yeni, yani önümüzdeki 1-2 ay içinde olmaz da ondan sonraki aylar içinde epey yoğun bir şeyler var. Konserde başınıza gelen en abuk subuk olaylardan bir iki örnek alabilsek, var mı öyle yaşadığınız bir şeyler? Neden?
Benim yok. Çok var dediğim bir tanesi birlikte ama onu anlatmayacağım. Çünkü arkadaşa çok saygısızlık olur. İsmi lazım değil. Bir hastalığı olan bir arkadaştı. Ama anlatayım ama böyle şey anlatmayayım değil mi? Tamam. Ben başka iki anı başka bir şey anlatırım. Kanka sende var mı? Ya abi var yani. var 3-5 tane var yani ama şimdi söyle anlat. Artı 18 miyiz yani? Nasıl? Artı 18 miyiz? Ha öyle şeyler mi? Ya, sen biliyorsun. Sahnede öyle şeyler oluyor mu? Evet. Rap konserlerinde sahnede öyle şeyler oluyor mu? Oluyor işte evet. Çocuklar size de oluyor mu? Artı 18 oluyor şeyler artık. Oluyor mu rap konserlerinde? Artı 18 şeyler. Oo benimki efsane. İşte. Ben yanlış anlamışım. Müthiş bir hikaye. Ki ben artı 18 şandarınların gibi düşünüyorum. 3 tane yakışıklı rapper getirdik. Oluyordur böyle. Değil mi? Karşı cinsten bir şey oluyordur. Ben İzmir etkinliğinde bir kız arkadaş bana seni öpebilir miyim dedi. Tabi buyur dedim. Yanağımı uzattım. Suratımı çevirip dudağımdan öptü. Ve bütün seyirciler ooo falan yapmışlardı ama ben böyle bir o an tacize uğramış bir şey söyleyeceğim da. Sokrat sen çok coolsun bir adamım ya. Çok böyle hani kapşon okey falan cool. Ses tonu falan. Sen hele ben bir çıkarsam yani. O kapşona bir de öyle görsen. Suratıma bakmazsın bir daha ya. O yüzden ben böyle takılıyorsun. Ama şey ben bir hikaye vardı. Az önce Sarp'la mikrofon kapalıyken konuştuk. Aynı hikayeden bahsetmiyormuşuz. Onu anlatmak istiyorum. Evet. Manisa mıydı? Ege taraflarında bir etkinlikte galiba. Emin değilim neresi olduğuna. Lütfen anlatırken yanlış anlamayın. Dalga geçmiyorum ama o an bilmediğinizde çok komik olan bir durum yani. Bir arkadaş vardı. Arkadaşım böyle şey kulise geldi. Sarp'la oturuyoruz. Abi ne haber diyor. Ama tam olarak şu mesafede. Abi ne haber? Sağır olma ihtimalini düşünerek mi o kadar yaklaştırdın? Sağır mı acaba? Nefesini hissediyorsun abi ya. Abi böyle şu anda tam yani. Abi ne haber? Evet. Sonra böyle sağ ol dönüyorsun. Neredeyse öpüşmek üzeresin. Sonra ayağa kalkıyorsun. Tam laflayacaksın. Bir adım sana atıyor. Sen bir adım geri. O bir adım sana. Sen bir adım geri. Sürekli böyle bir mesafede bir problem var. Böyle şey bir problem o. Çok yakın. Geyilikle olmamak arasında böyle çok ince bir çizgi yani. Orada karar verecek yani. O evet an abi yani ben. Hani biraz yaklaşırsan kaydı yani. Evet. Gitti. Önce tacize uğradığımızı düşünüyordum. Böyle şey falan diyordu Sarp. Abi ya sana masaj yapayım. Yani bütün hikayeyle birleşince. Ama abi şöyle diyor yani şimdi ben böyleyim. Burada Samet'le biriyle konuşuyorum. Şöyle kafamı sağa bir çeviriyorum. Çocuk şurada. Sana masaj yapayım mı abi? Sarp da hani kibar. Oğlum almayın şey, böyle şeyleri. Nezaketten. Yani. Korku yok ama hikayenin sonu gerçekten öyle değil yani. Biz de önce şimdi komik kısımlarını anlatıyoruz ama böyle sonunda işte Sarp da tamam diyor yani. Çocuk omuzları mızır falan yapıyor. Arada böyle Sarp bana kaş göz yapıyor. Yani gönder. Gözü çocuklara kalkıyor bir şey. Hadi bu gitsin. Sonra en son ben arkadaşa dedim ya dostum sen git lütfen yani yoksa kavga edeceğiz. Sonra o değil de galiba biri anlattı bize. Çocuğun bir hastalığı varmış. Bu hastalığın adının ne olduğunu bilmiyorum ama klostrofobi gibi böyle bir garip bir hastalık. Mesafe konusunda kendini kontrol edemiyor. Anlamıyor ne olduğunu. Yani bizim yani, boynumuzun dibinde. Bilerek yaptığı bir şey değil. Evet. Boynumuzun dibinde ama orada olduğunun farkında değil. Çok ilginç. Onlar konuk. O yüzden arkadaşa yani, buradan geçmiş olsun. Sen görmeyeyim diye bunu. Abi enteresanmış evet gerçekten. Onu da bilemezsin ki öyle bir rahatsızlığı olabileceği. Hani düşünsene hani yakın olmaya çalışmak falan gibi bir şey görünüyor ya. Sen evet, bir yerden sonra bunalıyorsun. Hani ters desen ve sonra bunu öğrensen bu sefer üzülürsün. Hani evet, çocuğu da ters edin. Yani benim falan. Mesela homofobim yok. Aha. Yani gay bir insanla aynı ortamda oturduğu da evet. Neden gay falan hiç aha. Böyle şeyleri sorgulamıyorum. Ama onu etmiş. Yok yani biz rapçi ortamlarında öyle bir açıklama ihtiyacı duydum. Böyle biz
toplum olarak geylere karşı bir şeyiz ya. Neden gey diye. Ben o tiplerden biri değilim. Çok güzel hayatını yaşasın herkes ama bir yerden sonra sana taciz boyutuna geçtiğinde o ama bu ben de etmiyorum. Bunun o zaman şey kalmıyor. Yok bu onu bir bayan yapsa da aynen. Ha evet yani kişisel alanla yani. İlgili bir şey. Yok kadın yapsa öyle olmazdım. Yaparken şaka düşünsene top model bir tane hatun böyle kusursuz. Bir şey soracaktım size ama falan. Ama hani bunu bir yapan bir bayan olsaydı bile yani şey çünkü çok rahatsız. Nasıl ya burada mı hemen mi soracaksın falan. Baksana burada abi adam hep burada adam. Enteresan bir durum yani. Soru sormak evet, isteyen. Evet. Yüel nereden aklınıza geldi? Oynalar bazı. Onu Samet yazdı ya. Onu Samet yazdı. Samet'in fikriydi. Onlar Sametler daha önce şeyle Cumali Efrah ve Kamufle ile böyle bundan çok seneler önce sahnede yapıyorlardı zaten bunu. Ben de çok kıskanıyordum. Sonra Samet yalnız kalınca dedim ki gel bunu beraber yapalım biz. Öyle yani öyle yaptık. Şimdi bir tane daha yapmak istiyoruz. Böyle onun daha şeyi böyle yani daha gerçekten pinpon maçı gibi olan böyle izleyin böyle kafasını şöyle şu şekilde döndürecek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Pekala. Kezo az konuşuyorsun. Yeah. Bundan sonra hep sen konuşacaksın. Yok ya, sıkıntı yok. Ben zaten çok konuşmayı sevmiyorum. Yazmayı seviyorum. Harika. Aynen. Peki, herhangi bir şarkı üzerinde çalışırken böyle bir ona ayırdığın bir vakit var mı yoksa her an her yerde gelebilir ve kalemi kağıdı alırım gibi bir durumun var mı? Abi ikisi de var. Hı-hı. Bence yazan çizen herkes de öyledir yani. Hani şeydir. Böyle bir akşam bir yere gidersiniz, takılacağız burada diye böyle. Hı-hı. Orada bir altyapı gelir yani kulağınıza bir şekilde bir melodi duyarsınız. Orada yani bence müzik yapan herkeste bu vardır yani. Hangi tarzda müzik yaptığının önemi yok bence. O anda gelirse bence kenara bir şekilde çekilebilirsen, bir kendine bir boşluk bulabilirsen orada. Bence yazabilip, çizebilip bir yer bulabilirsen yapabileceğin bir şey vardır yani. Birçok müzik... Ama ekstradan... Pardon lafını böldüm ama şey oluyor yani mesela bir altyapı yapıyorum ben genelde kendi altyapımı kendim yapıyorum ekstradan arkadaşlarımın yaptığı altyapılar da oluyor. Evet. Mesela bir altyapıyı yaptıktan sonra diyorum ki ya buna şöyle bir gecede yazmam gerekiyor diye dediğim zaman ve ondan sonra yaptığımda bunun olduğu işler de oluyor mu yani. Hani... Peki bir de aklıma sen konuşunca şu geldi mesela. Önce söz mü yazarsınız, sonra mı altyapı çıkar yoksa bir altyapı üzerine mi bir şey hissedersin ve ona göre bir karakter belirleyip, bir senaryo belirleyip genelde şarkı sözü yazılır? Yani önce bir altyapı mı çıkar mesela? Ben de hep altyapı. Ha. Altyapının üstüne yazıyorum. Ve onu dinleyerek ne hissediyorsan aynen ona göre söze dökülür mevzu değil mi? Genel olarak nelerden yani besleniyorsunuz ben de, peki? Bende de öyle. Kesinlikle zaten altyapı çoğu rap sanatçısında öyledir. Hı-hı. Ama bende son zamanda mesela son 2 yıldır falan başka şeyler de oluyor. Mesela geçen 2-3 gün önce böyle bir şey oldu. Kumsalda takılırken mesela bizim bir abimiz var Çağdaş abi. Çağdaş Akgöz kendisi çok güzel bir gitarist, enstrümanistidir yani. Gitar evet. Enstrümanistidir. O takılırken böyle ya bir nakarat geldi sadece aklıma. Ben normalde mesela abi verse'i yazarım. Yani böyle şarkıya başlarım yani. Sonra nakaratı yazarım. Sonra hani verse böyle bir trafiğim vardır. Bir de nakarat sıkıntılı, sancılı bir hikaye. Çünkü nakarat hep aslında böyle patlattığı yer ya şarkının. Evet. Ya benim için hiç sakıncalı bir yer değildir ki Sarp için de hiç sakıncalı bir yer değil. Yo, Türkiye'de benim için nakarat çok bulmak zor mudur mesela? Allah, çok nakarat, zor, nakarat şarkıda nakarat mesela. Tabii abi en çok nakaratsa Sarp'a söyle. Nakarat yani. Aslında benim için yani şahsen benim mesela nakarat benim için çok şey böyle melodi zaten kafamda her zaman melodi var. Melodi hep bulabildiğim bir şey. O yüzden nakarat benim için şahsen çok benim için yani çok basit bir şey benim için. Nakarat bulabilip yazmak. Benim için daha uzun bir serüven olan şey verse yazmak. Hani verse yazmak çünkü orada daha değişik bir matematik ve duygu hepsi beraber yani. Bir de hikayenin genelini orada hikaye de var. Evet hikaye tabii. De var çünkü o daha kafa yorduğum bir şey. Nakarat benim için hep böyle şey yani tabi verse'den beslenip de geldiği için oraya verse'den böyle alıyorsun ya selamun aleyküm yine kardeşim ama, tık böyle koyduğun için yani şey oluyor ne bileyim bu herkes de değişik şeyler gösterebilir bence ama
Yani nakarat bence... Okey diyorsun, ben zorlanmıyorum. Yok, ben çok zorlanmıyorum. Benim söz yazmakla ilgili söyleyeceğim bir şey var. Şimdi bir şarkımdan örnek vereceğim. Bir gün hatunun biriyle bir masada oturduk, bira içiyoruz. Çok böyle flörtöz bir durum yok ortada. Ama bana böyle öyle bir anda, kafam çakır, dünya benim için mükemmel. Dedi ki, Samet hiçbir şey yaşamak kadar sevmiyorum galiba dedi. Ha siktir dedim ya. Bir saniye dedim, telefonumu aldım, taslaklar kısmını açtım. Hiçbir şeyi yaşamak kadar sevmiyorum galiba yazdım. Ne oldu ne oldu dedi. Dedim ki, birkaç ay sonra görürsün. Şarkıda. Yani ben gözlemler üzerine çok fazla mesela söz yazarken bir kere şey oldu, Sarp'la telefonda konuşurken ya kanka dedim, mükemmelliyetçiyim ama mükemmel değilim galiba dedim. Ne dedin sen dedi bana az önce. Ha siktir, ben kullanacağım dedim. Hayır. Lütfen dedim yani. Şey, söz yazarken daha çok kendi hayatımda yaşadığım, mesela Sarp bazen bir cümle kuruyor böyle laf arasında, tamamen dost sohbetinde. Bir saniye kanka diyorum. O bir yerde yer buluyor kendisi. Tweet atıyorum o cümleyi. Aslında Sarp orada onu unutmayın diye oraya database'e koyuyor oraya. Evet. Şey, onu tweet atıyorum mesela, ama ben şuna inanıyorum. Bazen insanların ağzından çok güzel cümleler çıkıyor. Evet. Ama o cümle tam anlamıyla bazen o kişiden çok daha çok bana ait oluyor. Çünkü mesela o kadınla otururken hiçbir şey yaşamak kadar sevmiyorum galiba dediğinde onun için alelade bir cümleydi. Evet. Ama beni o kadar iyi ifade etmişti bizim ki bir patates vardı ne oldu gibi. Evet yani o tam anlamıyla benim cümlemdi o cümle. Dolayısıyla yazdım ve yazdığımda hiç şey demedim mesela. Bu kendime yakıştıramıyorum. Bu başkasının cümlesi demiyorum. Ondan çok bana ait çünkü o cümle yani. Belki o sen onu şarkıda kullandığın zaman bile o cümleyi o zikreden hanımefendi nereden duyacak da bilecek. Aa benim sözüm de bu falan. Sokak Hamsun şarkısında yer almış. Adam onu yapıştırmış yani. Yani. Direkt böyle koymuş üstüne. Demiş ki ya şu anda tamamen böyle hissediyorum yani. Ve böyle oldu. Mevzu yani çok, çok öyle farklı kişilerden... Sokakta mesela çay içerken olmuyor mu sana? Oluyordur tabii, tabii. Yani. Hiç beklemediğin anlarda çok, aynen. Hiç düşünmeyeceğin insanlar çok acayip laflar edebiliyor ama bazen şunu da yaşamışsınız. Ya kendimize edemediğimiz lafları işte. Aynen. Oradan... Mesela çok iyi bir şeydir. Ben bunu bir yere yazayım ama o an yok bir şeyin. Mesela karambole gitti mesela. Unutuldu gitti. Yazamadın, kayıt edemedin. Öyle arkasından ağlayacağın sözler de belki olmuştur. Çok vurucu sözler çünkü rap sözüyle anlattığı dille yani verdiği mesajla önde olan bir müzik. Sonuçta bir altyapı var, bir DJ var ve üzerine göz önünde olan kim? MC'ler. Ne anlatıyorlar? İnsanlar ona kulak kesiliyor. Orada anlattığın şey direkt mesaj ve çok en önemli olan galiba şey bu. Rap müzikte değil mi? Diye düşünüyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Okey. Şimdi mesela ben Şanşer de biliyor bunu. Mesela favori şarkım benim bu adamda Gel. Okey. Bence perişan bir şarkı yani. Ne oldu? Ne zaman yazdın bunu? Nasıl bir anda denk geldi böyle bir şarkı sevgili dostum? Yani şarkı 2016 şarkısı herhalde. Evet. 2015'te ya da 2016'da yazmışımdır. O şarkı 30. gün diye bir albümde. Ben dedim ki 30 günde bir albüm yapayım her şeyiyle. Yani sözünü yazma, kaydetme, mixini, masteringini yapma. Yani işte şu an başlıyorum dediğim andan itibaren 30. gününde yayında olsun. Albüm. Evet. Öyle bir albümde kaçıncı sırada yaptım falan hiç bilmiyorum ama 30 gün gerçekten ilginç bir 30 gündü. Yani böyle şey falan gecelerin kabuslar mabuslar görmeye başlamıştım. Çünkü yani bütün bilinçaltımı serbest bıraktığım, sürekli bir şeyler yazmaya çalıştığım, sürekli bir şeyler düşünmeye çalıştığım bir zamandı. İlginç bir deneyimdi yani. Ve o albümdeki bütün şarkılar da tema olarak aynı gibi, yani sanki hep aynı şarkıyı dinliyormuşsun gibi, bütün albüm öyle. İşte sebebi de bu herhalde. Yani bir gün kalkıyorum, birinin bir yerine bir şey yazıyorum. Yatıyorum, başka bir şarkının bir tarafına bir şey dokunuyorum. Hop geri dönüyorum, ona yapıyorum falan falan. Çorba gibi bir şey. Yani o 30 günlük benim muhtemelen ondan önce geçirdiğim bir seneyi anlattığım bir 30 günlük bir süreç oldu. Öyle bir şarkı yani. Eminem de bayağı old school oldu, yaşlandı değil mi yani? Bayağı eski yani. Evet abi. Abi eski mi?
Abi adam dedi ki selamun aleyküm dedi. Siz hayırdır dedi yani. Dinledin mi son yaptığınız? Yani dünya şey bütün müzik endüstrisi bir tarzla çalkalandı. Eminem de bir albüm yaptı ve sadece bir saniye dedi diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Evet. Abi doğru söylüyor. Evet. Şanışer, yabancı hayran olduğun rapper. Valla ben Joyner Lucas'ı çok beğeniyorum. Geçen sene bir şarkı yaptı, I'm Not Racist diye. Ben ırkçı değilim diye. Şarkıda iki farklı kişiyi canlandırıyor. Bir tarafta Trump sempatizanı, Trump'a oy veren yani işte sağcı bir adam var. Diğer tarafta da demokrat bir zenci çocuk var. Onların ikisi birbirine ben ırkçı değilim ama kardeşim siz bize şöyle yaptınız, böyle yaptınız falan diye birbirine dertlerini anlatıyorlar yani. İnanılmaz bir fikirdi. Zaten şey yani tıkı mıkı falan da uçtu. Eminem falan da hep çok hayran oldum. Paylaştı etti falan. Dünyada da çok fazla şeyini yaptılar o şarkının. Yani ülkelere uyarlamasını. Hatta Türkiye şeyde Almanya'dan da Eko Fresh yaptı galiba. O da işte bir Türk Müslümanla Alman faşisti karşı karşıya koydu. Aynı şeyi yaptı. O inanılmaz etkileyici bir işti ya. Bence son 3-5 yıldır yapılmış en muhteşem rap işi yani. Kamikaze'den bile iyi yani. Bunun dışında Hobbs'ini çok beğeniyorum ben. Çok yani çok deli beğeniyorum gerçekten. Hobbs'ini çok acayip bir adam. Eminem ben de çok seviyorum tabii ki. Var ya çok adam var yani. Aynen abi bir sürü var yani bir sürü. Şu anda mesela aklımıza gelmeyen, Sarp'ın da aklına, Samet'in de aklına gelmeyen, benim de aklıma gelmeyen bir sürü var yani. Rap'in dışında farklı müzik yapanlardan birer örnek. Mesela popçu sevdiğiniz var mı? Pop müzik. Weekend. Kim? Weekend. Yok yok yerli. Türk. Türk iş popçu. Sezen Aksu. Sezen Aksu. Sokrat. Adamsın. Sezen Aksu çarpı 2. Evet. Yani Sezen Aksu artı 3. Aramızda Sezen Aksu'nun ses mühendisi çok var. Çok var ya şu anda da var. Mesela Sezen Aksu, mesela Candan Erçetin, Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray'ın bazı işleri var. Sertab Erener var. Üç Hürel'in mesela işleri var. Tabii Sertab Erener de çok güzel bir sanatçıdır. Ben evet. Mesela şöyle düşünüyorum. Gerçekten şarkıyı dinlediğinde zaten mevzuyu hissediyorsun. Böyle içinde hiçbir kaygı olmadan yazılmış bir şarkıyı yorumlamış diyorsun bu insan. Ya da o şarkıyı yazmış diyorsun. Bir sürü insan var böyle. Ama güncellerden de mesela ben Mabel Matiz'in işlerini beğeniyorum. Aynen. Aynen. Evet. Mabel Matiz'in işleri güzel bence. Evet. Sonra şey bu çocuk var ya, dizisi çıktı şimdi Bartu Ben diye. Neydi? Ha, Büyük Ev Abla. Evet. Zaten birkaç parçası var. Var ya underground'ta hayvan gibi işler evet, geliyor. Ama şey, pop değil yani. Pop değil evet. Ya, pop değil ama şey. Yani pop mesela hani, onun verdiği örnek gibi. Sezen Aksu, Sertab Erener. Rap'in dışında bir iş bunlar. Aleyna Tilki falan o tarz. Aleyna Tilki. Onlar yani. Aleyna Tilki güzel. Buray abi çok yani. Evet. Ben bu arada bir parantez açmak istiyorum. Aleyna Tilki'yi ben beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. Yani böyle Türkiye'de, şimdi Türkiye'de şöyle bir algı var. Vakti zamanında bu Justin Bieber'a yapıldı. Evet. Justin Bieber'ı gayet başarılı. Evet. İyi bir müzisyen yani. Kötü gibi ama gösterildi. Ama Türkiye'de böyle şey var böyle. Yaş olarak küçük olan, dinleyicisi olan kimse başarısızdır diye bir algı var. Vakti zamanında bize de yapılmıştı. Çekememezlik de var Sokrat biliyor musun? Yani. Net bir çekememezlik de yani, var. Yani sen Justin Bieber mi dinliyorsun? Evet. Ama ben soruyu her duyduğumda şey diyorum ama ne güzel şarkı diyorum. Evet. Ha, yine şunu diyebilirim yani. Genel olarak benim de zevklerime çok hitap eden bir sanatçı değil. Ama öyle olmasa o işin dalga geçirebilecek kadar kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Olabilir mi böyle minimal ufak bir şey bilmem. Ne dersiniz? Ben yani düşünüyorsanız fonu kısacağım. Şey ben bir tane nakarat söyleyeyim. Sonra sen bir tane verse söyle. Sen bir tane verse söyle sonra. Olur mu? Nasıl yani? Olur İyi mu? Mi? O zaman bir alkış, güzel bir alkış alalım şöyle. Doğrularla yanlışların arasında, şans kötülerin tarafında, kader doğarken yazılır yaratılmaz okul. Bunu sen seçtin, yanlışların arasında.
Şans kötülerin tarafında. Kader doğarken yazılır, yaratılmaz sokum. Bunu sen seçtin. Derdimi anlatamıyorken ben daha derman bulmamı bekliyorlar. Karanlık hayatımdan dem vururken katman gereken renk diyorlar. O pembe hayaller artık uzak bana. İnan ki ilgimi çekmiyor da. Gönül sarayları teferruattır, zihnime yeterli tekmiyor da. Bir de kağıt, bir de kalem, kafamın içine gir bakalım. Aklımdaki bu düşünceler canlandırıyor bir masalı. Boş bir cadde, hoş bir kadın, dağınık adam, pis sakalım. Konuşmam gerek onunla, heyecan sesimi kısmamalı. Bir yudum daha almalıyım, belki sohbet hız kazanır. Ve yağmur yağar, hikayeye bir süs katalım. Merhaba kadın, gel beraber ıslanalım. Gökten deniz yağsa aramızdan su sızmamalı. Ben de memnun oldum. O zaman birer kahve. Hey garson, garson. Bir orta, bir sade. Kahve bahane. Ya istediğim sade. Hepsi sade. Hikayeymiş sade. Kahve sade. Nakarat girmesi gerekiyor burada. Alkış. Alkış. Sağ olun. Şans kötülerin tarafında. Doğarken yazılır, yaratılmaz kezo. Bunu sen seçtin. Yakında önceden herkes her şey bizden gibiydi. Sen önce soğudu herkes sanki bir tütün gibi. Uzakta aradın huzuru sen, oysa burnunun dibiydi. Yazında zemheriydi, kışında zemheriydi. Ne ara 27 biz köpek, zamansa kedi. Bedava yok oldum, her gün taşın altında elim. Güneş varsa sokulur da kış olunca yok olur çoğu. Tevazu yok artık, adımlarım gitmiyor geri. Velhasıl öyle ya da böyle, bir sözün varsa söyle. Yoksa çekil etme boşuna gölge. Al aklı başına, önce çocuk sanma giden dönecek. İnsan unutuyor bazen, doğan her şey ölecek. Duydukların yalan değil, sapına kadar gerçek. Ben biliyorum benimle kim sonuna kadar gelecek. Dengeliyorum yavaş yavaş hayatımı bence. Sendeliyorum zaman zaman, düşer miyim? Harika, alkış, çok teşekkür ederiz. Arasın çok ya, teşekkür ederiz. Hadi bana eşlik etsene sar. Arkadaşlar, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şahinşin'e çok teşekkür ediyoruz. Ayağına eyvallah, sağlık geldiğin için. Sorkan çok teşekkür ederiz. Kezo sana çok teşekkür ederiz. Bir alkış alalım kendilerine. Çok sağ olun. İyi geldiniz arkadaşlar. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.